Büyük Plan kanalından herkese merhabalar. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, alanında uzman kişilerle Birleşmiş Milletler 76 Genel Kurulu kapsamında, Birleşmiş Milletler reformunun da ele alındığı COVID-19 sonrası dönemde güvenin yeniden inşası ve umudun tazelenmesi, Türkiye'nin uluslararası düzene bakış açısı başlıklı bir dizi mülakat gerçekleştirdi. COFEY, bu kapsamda, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu öncesinde Afganistan'daki durumu, Türkiye'nin bölgedeki önemini ve Birleşmiş Milletler reformunu değerlendirdi. Türkiye'nin etkisinin son 5-6 yıldır Orta Asya, Kafkaslar ve Afganistan'da yükseldiğini vurgulayan COFEY, ilişkideki mevcut zorluklara rağmen Türkiye'nin müttefikliğinin ve NATO'daki yerinin Amerika Birleşik Devletleri'ne çok büyük yarar sağladığını dile getirdi. COFEY, Türkiye ve ABD'yi birleştiren unsurların ayrıştıranlardan daha fazla olduğunu belirterek, Türkiye'nin Afganistan'da oynayabileceği rol konusunda şunları kaydetti. Afganistan söz konusu olduğunda Türkiye Afganistan'da Amerika Birleşik Devletleri için asgari bir rol üstlenebilir. Taliban karşısında Amerika Birleşik Devletleri'nin çıkarlarını destekleyebilir ya da bunların iletilmesi konusunda küçük bir rol üstlenebilir. Diyelim ki bir rehine durumu söz konusu olursa ya da insani yardım dağıtılması gerekirse Türkiye Taliban ile koordinasyonu sağlayabilir çünkü bence tüm taraflar Türkiye'yi Afganistan'da tarafsız bir arabulucu olarak görüyor. İster Taliban'ı destekleyin ister direniş hareketini destekleyin ya da gerçekten sadece hayatına devam etmek isteyen biri olun, bence Türkiye ve Türk bayrağı tarafsızlığı simgeliyor. Yani Türkiye tarafsız bir arabulucu olarak görülüyor ve bu hem Amerika Birleşik Devletleri'ne hem de Afganistan halkına fayda sağlayabilir. Amerika Birleşik Devletleri'nin Afganistan'daki yenilgisinin gölgesinde gerçekleşecek, bu yılki Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde, BMGK, Amerika Birleşik Devletleri yönetimine Afganistan meselesiyle ilgili yapılacak çağrıların dikkate alınmayacağını değerlendiren COFEY. Biden yönetimi Afganistan'da herhangi bir şey yapmaya hiçbir istek veya arzusu olmadığını gösterdi. Sizin deyiminizde bir çöküş, hatta ulusal bir rezalet diyebileceğim bir fiyasko gördük. Biden yönetimi ülkede küçük bir grup Amerika Birleşik Devletleri askeri varlığını bile sürdürmek istemediği için son zamanlarda neler yaşandığını gördük ve şu anda Biden yönetimi Afganistan'ı dikiz aynasından izlemek istiyor diye konuştu. Amerika Birleşik Devletleri'nin Afganistan'dan çekilme süresindeki adımlarının uluslararası arenada müttefiklerince soru işaretleriyle karşılandığını kaydeden COFEY, Biden yönetiminin bu süreci iyi yönetemediğini savundu. COFEY, elbette sadece Biden yönetiminin itibarı zedelenmedi, aynı zamanda Biden yönetiminin Afganistan'da yaptıkları nedeniyle Amerika'nın dünyadaki imajı ve prestiji de lekelendi. Bu nedenle de Taliban 2001 yılında gerçekleşen 11 Eylül saldırılarının meydana geldiği 20 yıl öncesine kıyasla bugün Afganistan'ın çok daha büyük bir kısmını kontrol ediyor. Biden yönetiminin bu hareketi, ortaklarımızın ve müttefiklerim. Birleşmiş Milletler bugünkü önemli uluslararası meseleler karşısında üstlendiği rol konusunda pek iyimser olmadığını söyleyen COFEY, bunun başlıca nedeni olarak devletlerin ulusal çıkarlarına odaklı olması ve dünyadaki birçok önemli, çekişmeli mesele üzerinde fikir birliği olmamasını gösterdi. Yalnızca bir yıl önceki Karabağ Savaşı'na bakabiliriz. Bu savaşta Azerbaycan neredeyse 30 yıllık başarısız bir Birleşmiş Milletler süreci ve başarısız bir AGİT sürecinden sonra, 90'lı yıllarda alınan 4 Birleşmiş Milletler kararını kendi başına uygulamak zorunda kalmıştır. Birleşmiş Milletler bu meseleyi çözme konusunda tam olarak bir isteksizlik veya gönülsüzlük sergiledi, ifadelerini kullanan COFEY, sorunun Birleşmiş Milletler yapısından kaynaklandığını ancak daha iyi bir seçenek öne sürmediğini belirtti. Dünyada ve Türkiye gündeminde olan en güncel haberler için kanalımıza abone olmayı unutmayınız, esenlikle kalın.